Nereden katılıyorsunuz? Eskişehir'den hocam da şeyi çeviremiyorum. Olsun. Olsun. Açmak zorunda değilsiniz ama eğer açmak isterseniz bakın tam parmağımın olduğu yerde çember işareti var iki tane okla. Tamam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Söyleyiniz, size nasıl bir katkımız olabilir? Değerli dostlarımız, buyurun siz de Sırtımda probleminizi düzleşme var yazınız. hocam. Şey var, ağrı var yıllardır hiç geçmeyen. Biraz anlatın lütfen. Kaç yıldır nasıl bir ağrı? Yani ben kendim bildiğim bileli var yani çok uzun yıllardır. Yani çocukluğunuzda var mıydı? Yok, 15-20 rahat hatırlıyorum yani 15-20 yıldır. Şu an ağrısı nasıl şimdi? Çok felaket. Her zaman böyle mi? Yorulduğum zaman çok ağrıyor. Tamam. Kurtulmaya hazır mısınız? İnşallah. Sayın hocam, niye daha önce katılmadınız? 8 sene önce, 10 sene önce canlı yayına katılsaydınız o zaman kurtulurdunuz ki. Bakın saniyelikmiş. Lütfen kapatın gözünüzü. Bizi izleyen değerli dostlar, hepiniz kapatın gözünüzü. Evet, canlı yayındaki arkadaşımızın sırt ağrıları var. Sizin başkadır probleminiz. Hiç fark etmez ki. İsminizle hitap etmek istiyorum. İsminiz nedir? Hadiye. Hadiye. Evet. Doğru mu? Doğru. Hadiye Hanım. Lütfen bir ağaç hayal edin. Nasıl bir ağaç hayal ettiniz? Şam ağacı. Lütfen biraz tarif edin bu çam ağacını. Biraz kuru gibi, tam böyle şey değil, yeşil değil. Tamam. Peki lütfen bakın bu çam ağacında bazı insanlar var. Çam ağacına çıkmış dallarında oturuyorlar. Hem de sizin akrabalarınız. Hiç acelemiz yok. Bakın bakayım çam ağacında kimler var? Babam var, babamın dede babası var. Başka? Bir tane de ablamın oğlu vefat etmişti, o var. Allah rahmet etsin. Başka? Bu kadar mı yoksa başka kimse var mı? Başka kimseyi göremiyorum. Tamam. Lütfen gözünüzü açmayın. Bizi izleyen değerli dostlarımız. Bir insanda fibromiyalji niye oluşur? Nedir fibromiyalji? Dayanılmaz sırt ağrıları, omuz ağrıları, bel ağrıları, eklem ağrıları. Neden oluşur? İşte akrabalarınızdan ya da sevdiğiniz insanlardan bazıları ölür, vefat eder. Allah rahmet etsin. Onların yokluğunu kabullenmezsiniz. İnsanız, kabullenmek zor. Onların yokluğunu, vefatını kabullenmediniz mi? Onlar direkt sizin sırtınızda yük olarak kalırlar. İşte babası, babanız yaşıyor mu? Hayır. Allah rahmet etsin. Ve babasının babası. Ve bir de ablanızın kızı mı, oğlu mu dediniz? Oğlum. Ha, işte babası, Allah rahmet etsin, diyelim ki 70 kilo. Babasının babası, o da 70 kilo olsa ortalama, 140 kilo. Yeğeniniz kaç? Ya kaç yaşında vefat etti? 3 yaşında. Kaç? 3. Ha, bebekken Allah rahmet etsin. O da 4-5 kilo. Alın işte eder 140
50 kilo hemen hemen. 150 kilo yükü yıllardır sırtında taşıyor. Şimdi dedim yani bundan kurtulmak dakikalar içinde mümkün. Sayın hocam, lütfen şunu bilin ve bizi izleyen bütün değerli dostlar bilin. Vefat edenlere Yüce Allah'ın uygun bulduğu ağaç selvi ağacıdır. O yüzden mezarlıklarda selvi ağaçları çoktur. Selvi ağaçlarının köklerinden gövdesine, oradan da tepesine ruh yükselir. Kişi vefat ettikten 52 gün sonra ruh selvi ağaçlarından gider ruhları alemine. Lütfen Adiye Hanım, üç tane uzun büyük selvi ağacı hayal edin. Ve sonra yeğeninize deyin ki, yeğenim, Allah size en güzel ağacı hediye etmiş selvi. Hadi sen kendi selvi ağacına çık. Sonra babanıza deyin ki, baba, Allah sizin için en uygun ağacı selviyi yarattı. Mezarlıklarda o yüzden selvi durur. Lütfen baba sen de kendi selvi ağacına çık deyin. Dedeniz için de aynısını söyleyin. Bakın, üç tane selvi ağacına her biri gitsin. Selvi ağacına otursun. Siz de kendi ağacınızda rahat durun. Rahat kalın, rahat oturun. Hiç acelemiz yok. Onların selvi ağaçlarına oturduğunu görünceye kadar bekleyeceğiz. Hiç acelemiz yok. Ve değerli dostlarımız, sadece vefat halinde fibromiyalji olmaz. Çok severseniz, kişi başka şehre taşınır ya da gurbete, başka bir ülkeye gider. Yıllarca göremezsiniz. O da sizin sırtınıza yük olarak biner. Ya da ayrılıkları geçin. Çocuklarınız ya da eşiniz çocuk gibi davranıyordur. Eşiniz çocuk gibi davranıyorsa mesela, çocuklarınız üzerlerine düşen sorumluluğu hiç almıyorsa, siz eşinizin sorumluluğunu, çocuklarınızın sorumluluğunu sırtınıza bir alırsanız, oho, eşiniz 80 kilo, çocuklar 20-20, 120 kilo yük alırsınız sırtınıza. O yüzden herkesin sorumluluğunun herkes tarafından alınması gerektiğini bilin. Kimsenin sorumluluğunu almayın. Sorumluluk almak, günden fiziki olarak, mekansal olarak ayrılmak, gurbete ya da başka bir ülkeye gitmiş olmak ya da vefat etmiş olmak fibromiyaljiye sebep olur. Lütfen bize anlatın. Ağaçlarına geçtiler mi? Geçtiler, dedem ters oturuyor gibi sanki. Olsun. Bir şey olmaz. Ama bekleriz düz otursun. Fark etmez ki. Onların ağacı nasıl? Yemyeşil, uzun, selvi mi? Evet. Ve değerli dostlar, selviler bizim kalbimizdedir. O yüzden onlar vefat etmedi, kalbimizde yaşıyor diyoruz. Hani o ölmedi, kalbimizde yaşıyor diyoruz ya. Selvi ağacıdır o kalbimizdeki. Ve selvi ağacı çiçeklerden de karanfile denk gelir. O yüzden mezarlıklarda karanfil, itibarlı çiçektir. Vefat etmişin ardından karanfil hediye edilir. Kalptedir karanfille selvi. Ve değerli dostlar, 100 yaşını aşmış bir selviye dikkatle bakarsanız, iki tane insan yüzü görürsünüz selvide. Biri gün doğuya bakar, biri batıya. Ve çok daha dikkatle bakarsanız benim gibi, tam 100
8 tane insan yüzü görürsünüz o selfie'de. Ve kalp görürsünüz o selfie'de. Ve zümrüdüanka kafatası görürsünüz o selfie'de. Birbirine sarılmış bir kadın, bir erkek görürsünüz o selfie'de. Türkiye haritasını görürsünüz o selfie'de. Evin başına oturmuş bir adam görürsünüz o selfie'de. Kendi evine ulaşmış. Yani 5. boyuta ulaşmış. Hadi Hanım, neler görüyorsunuz? Lütfen bize anlatın. Hadi Hanım, neler görüyorsunuz? O küçük yeğenimi orada mutlu olduğunu görüyorum. Allah'a şükür. Ve sizin ağacınız ne durumda? Sizin ağacınız hala biraz kuru mu? Yoksa yeşerdi mi? Yeşerdi biraz. Bayağı bir yeşerdi. Sizin ağacınızda Yüce Allah'ın nuru aksın, şifa nuru. Amin. Bir bakın, görün. Amin. Yüce Allah'ın şifa nuru aktığını görün. Ağacınız yeşersin. Baharda bir çam ağacı ne kadar sağlıklı ve yeşilse, sizin çamınız da o kadar sağlıklı ve yeşil olsun. Sizin çamınız nasıl Sayın Hocam? Tamamen sağlıklı bir çam ağacı hali geldi mi? Evet. Babanızın babası, onlar ağaçlarında memnunlar mı? Aynen, hepsi mutlu. Gözünüzü açınız, gözünüzü açınız. Yüce Allah şifanızı inşallah verdi, versin. Amin, amin, amin. Sayın Hocam, lütfen şimdi evin içinde gezin, dolaşın. Kendinizi şöyle bir test edin. Nasılsınız? Ağrılarınız %100 yok oldu mu? Gerçekten geçti yani, inanılmaz ama gerçek yani. Sayın Hocam, ömür boyu bir daha geri gelmeyecek şekilde gittiler. Sayın Hocam, Allah'ını seversen niye 8 sene önce, 5 sene önce, 1 sene önce benim canlı yayınıma katılmadınız? O zaman kurtulurdunuz. Vallahi kısmet bugün neymiş hocam? Sürekli izliyorum aslında, ben kendim de eğitim aldım. Hangi hocamızdan eğitim aldınız? Ben Abdullah Hoca'dan aldım. Abdullah Can'ı tezden, Bülent Şenyürek'ten. Sizi de izliyorum sürekli aslında da, kısmet bugüneymiş. Her iki hocama da selam söylüyorum ve Bülent Hocam'a da Allah rahmet etsin. Amin. Sayın Hocam, artık iyice öğrendik. Neymiş? Vefat edenler bizim sırtımızda imiş, eğer onların vefatını kabul etmezsek. Evet. Bunları kendi mekanlarına bırakacağız. Hepsi bu kadar. Onlar daha rahat ediyordur o zaman. İşte bu. Ve şu anda bizi herkes fibromiyajdan ne kadar kolay kurtulabileceklerini de rahatlıkla gördüler. Hepsi bu kadar şifa oldu. Peki Sayın Hocam, neden bugüne kadar hastanelerde doktorlar,
Başka yerlerde niye bunu bilmiyorlar? Yani bu kadar kolay şeyi niye bilmiyorlar? Ya aslında kimse inanmıyor hocam gerçekten. Yani biz biliyoruz aslında da ben bildiğim halde mesela kendim bile şey yapmadım. Ha, evet. İşte değerli dostlarımız. Vallahi bu kadar kolay. Yani bunu yapmak için hani doktor olmaya gerek yok. Bunu yapmak için psikolog olmaya gerek yok. Yani siz şimdi evde otursanız çocuğunuza deseniz ki oğlum kızım kapat gözünü. Bir ağaç hayal et. Ağaçta kimler var? Bunlar. Onlar insinler kendi ağaçlarına binsinler. Yani bunu siz çocuğunuza yaptığınızda bu yasak değil. Siz bunu kendiniz uyguladığınızda yasak değil. Ve bu doktorluk da değil, psikologluk da değil. Bu bizim normal gündelik hayatımızın bir parçası. Bu kadar kolay. İşte değerli dostlarımız, Refik Korkmaz eğitimleri. Dünyada inanılmayacak güzelliklere vesile olan bir sistem. Sayın hocam, iyi ki katıldınız. Çünkü benim sistemimi tanıtabilmem için muazzam bir katkı oldunuz. Allah Sayın razı olsun. Çok sağ olun. Hadiye Hanım, bu canlı yayın müsaadenizle burada kalsın mı? Ne Yoksa kalsın sileyim. doktor. Sorun yok kalsın. Tamam. Tamam Sayın Hocam. Allah sizden razı olsun. Çünkü şunu da diyebilirdiniz hocam ya silinsin diyebilirdiniz. O zaman pek çok insan bunu gelecekte izleyemezdi. Ama yine de siz ileride silinsin diye bana mesaj atarsınız, silerim Sayın Hocam. Yok yok sorun yok hocam. Tamam. Kalabilir. Hadi hocam. Allah sizden razı olsun. Şifa olsun. Selamlar, saygılar. Cümlemizden sizlerden de razı olsun. Taht ötemiz sonsuz olsun. Amin. Ve kapatabilirsiniz Sayın Hocam. Ben de birazdan İyi kapatacağım. akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Uğurlar olsun. Değerli dostlarımız, eğer diyorsanız ki Refik Hocam, sizin eğitimlerinizi ben kendi kendime öğreneyim. Refik Hocam, siz bugüne kadar eğitim verdiniz. Evet. Bunları videolara kaydettiniz mi? Videoları kaydettiyseniz o videolarınızı izleyeyim. Türkiye'mizde çok şehirde eğitim verdim. Dünyanın pek çok şehrinde eğitim verdim. Bütün eğitimlerimi videolara kaydettim. O videoları Facebook kapalı grupta paylaştım. Facebook kapalı grupların adı şu: Refik Korkmaz eğitimleri birinci modül, Refik Korkmaz eğitimleri ikinci modül, dokuzuncu modüle kadar böyle devam eder. Siz değerli dostlarımız, ister cumartesi, pazar, ister hafta içi, canınız ne zaman isterse Facebook kapalı gruba girin. Belki o gün 10 saat izlersiniz, belki başka gün 1 saat izlersiniz. Nasıl istiyorsanız kendinize zaman belirleyin, izleyin. Hiç Zoom üzerinden eğitim vermemize gerek yok, vermeyeceğiz. Yüz yüze eğitime gerek yok. Benim oradaki videolarımı izleyin. Peki 1 yıl, 5 yıl izlediniz, sizi çıkaracak mıyız? Hayır. Niye çıkaralım ki? Sonsuza kadar izleyin oradaki eğitimlerimizi. Bir de ben gelecekte yine eğitimler verip videoları kaydedeceğim. Facebook kapalı grupta paylaşacağım. Onları da ayrıca ücret ödemeden izleyin. Değerli dostlar, 9 modül eğitimimizin ücreti 225 bin lira idi 2 ay önce, depremden önce. Deprem sebebiyle herkese faydamız olsun diye %97,5 indirdik. Yani %97,5 ben hiçbir yerde duymadım indirim. %97,5 indirdik. 225 bin liradan 9 bin liraya indirdik. Ve 1 Nisan'a kadar da bu kampanyamız geçerli. Daha önümüzde 2 koca gün var. Facebook kapalı gruptan eğitimlerimizi öğrenmek için bakın 0-507-192-06-20. Şimdi arayın, kayıt yaptırın. İşte böyle değerli dostlar. Benim bilgilerim dünyaya ilk değerli dostlar. Deminki arkadaşımızın da söylediği gibi inanılacak bilgiler değil. Arkadaşlar, artık Freud yok. Refik var. Ve değerli dostlar, size uygulayıcı,
aynı zamanda eğitmen sertifikalarını da göndereceğiz. Bunlar da 9.000'in içinde. İsterseniz eğitim verin. Hem de yıllarca hiç sertifika süresi geçmeyecek. Sertifikanız her daim geçerli. Haydi değerli dostlarımız. Şimdi bu canlı yayını kapatıyorum. Refit Korkmaz Egitimleri sayfamda canlı yayın başlatıyorum. Peki, canlı yayına geçmeden önce, bu canlı yayını kapatmadan önce size Facebook kapalı gruplarını tanıtayım. İşte Facebook'ta Refik Korkmaz Eğitimleri 1. modül 2, 3, 4 diye devam ediyor. 1. modüle bakalım. Şurada görüyorsanız ne yazıyor? 6.938 arkadaşımız var. 6.938 arkadaşımız Facebook kapalı gruptan eğitimlerimizi izliyor. İşte bakın böyle eğitim. Bu 29 Ocak 2019'da. İyi kadar geleceğim eğitimler burada bakın. Bu da 27 saat. Günaydın. Günaydın. İlk ayınım. 7 saat görüyorsunuz. Selamlar, saygılar. Mesajcılarımız Nuru Şahin. İzleyerek haydi bakalım. Facebook kapalı gruptan öyle. Peki şimdi Instagram'ın diğer hesabına geçeceğim. Instagram hesabım şu. Diğer hesapta Refik Korkmaz Egitimleri. Bu canlı yayını kapatıp Refik Korkmaz Egitimlerinde canlı yayın başlatacağım. Dilerseniz oraya katılın. Orada 28.200 arkadaşımız var. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Dünyanın en güzel eğitimini Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dilini kendinize hediye edin. Ya da çocuklarınıza söyleyin size doğum günü hediyesi yapsınlar. Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz olsun. Değerli dostlar, canlı yayında size nasıl bir katkım olabilir?